O zaman da işte kayınbabam kaynanam ölmüş. Kaynanam ölünce işte evlenme geldi. Yapıştırdım ya. Demişler ha burada bir duvar, Verecik'ten gelme. Köylü sayılır şöyle böyle. Dedi ki ne altmış kağıda mı dedi ana abi, kağıt varmış evvel milyon falan var mı? Tabii işte. Altmış kağıt dedi, verdim ben size, sağ sen aldım dedi. Öyle dedi işte. Başlık parası mı oluyor o da? He. Ondan sonra da bacı da yanına geldi, dul kalmış. Bahrem Nevrat Rahmatlık. O da yanına gelmiş. Bahrem Rahmatlık da bekarmış. Bol para yok. Hepsi bir yerde kalmışlar, öyle orada burada işte analar dönmüş. Öbürlerine bakmadan almışım. Aklına girmişler, sen de buna. Rahmatlık aklına gir. Zor gör. Derdi ki Rahmatlık ölemese gözünde gitti. Bir pullu yağlıkla zülfü alacağım. Bir pullu yağlık bağlı zülf sokağını alacağım dedi. Bahrem Rahmatlık el öldü gitti. Son everik sen demişler. Hala bu nasıl olur da sen everik demişler. Bak ne yapıyorsun? El ele. Gününden yavru olmayan işte sonuna ne dolar? Kaç kardeş ile kalmışlar. Evet köyün kazancı neymiş ya? Ne köyün kazancı neymiş? Senin aklın yetmez şimdi köylü. Belki daha aklın yetmiyor. Tabii. Köylere git. Köylerin kazancına ota giderdi köyün fukaraları. Aa şu çoban döşeğe derler, şu bu, aa şu burada. Böyle motor mu varmış öldürecek, bir şeyim varmış. O da